Özellikle bir bölgesinde güçlü bir Ar-Ge merkezi olacak şehirlerimizden bir tanesi. Bugünkü ziyaretimizde 12. Ana Üst Komutanlığını ziyaret ettik. Özellikle orada A400M projesinde kazanılmış kabiliyetleri nasıl daha ileriye götürebiliriz diye briefingler aldık ve orada ileride gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanında Kayseri'nin bir değeri olan Aspilsan'a yine bir ziyarette bulunduk. Burada da hem Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte hem de Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte ve Türkiye'deki sanayinin her sektörüne dönük özellikle pil teknolojileriyle ilgili hangi aşamaya gelindi, bundan sonra neler yapılabilir, bunların değerlendirmelerinde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı biliyorsunuz yerel kalkınmadan da sorumlu. Özellikle kalkınma ajanslarımızla biz Kayseri'nin ekonomisini daha da yukarıya taşıyacak projelerin takipçisiyiz. Güzel ve verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Ben her iki bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eşgüdüm maksimum seviyeye çıkmış durumda. Biz bu avantajları bakan arkadaşlarımızla beraber çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Bir sinerjiyle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kayseri genelindeki projelerimizi yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Devam eden projelerimizin bir an önce bitmesi için gerekli talimatları ve takipleri yapacağız. Bunların değerlendirmesini yaptık. İnşallah bundan sonra da Kayseri için planladığımız projeleri yine Sayın Belediye Başkanımız, Valimiz ve diğer vekillerimizle birlikte bunların planlamalarını yapıyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri'ye inşallah çok değerli hizmetlerimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri'ye yakışan projelerde yine biz Kayseri'ye mutlaka her zaman geleceğiz. En kısa zamanda önümüzdeki günlerde Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız inşallah. Bu yıl içerisinde çalışmaları başlayıp zaten kısa bir süre içinde bitirip Kayserili kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Yine Kayseri'deki merakla beklenen projelerden bir tanesi Kayseri Havalimanı Terminali. Projeleri bitti. Yatırım programını alıp bir yıl içerisinde inşaatına başlamayı planlıyoruz. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. İnşallah bu yıl içerisinde imalatlara başlayacağız ve Kayseri'ye yakışır güzel bir terminal olacak yeni terminalimiz. Malumlarınız ülkemiz genelinde büyük bir demiryolu atılımı var. Kayseri'de bundan nasibini alacak inşallah. Tabii demiryolu yatırımları hem maliyet olarak çok yüksek yatırımlar, bir de uzun süreli yatırımlar, ağır bir sanayi var. Ama Kayseri'de biliyorsunuz merakla beklediği Kayseri'nin hızlı tren hattı var. İnşallah Yerköy-Kayseri hattının projeleri tamamlandı. Onunla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri'yi de hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Onun planlamalarını yapıyoruz. Yani Kayseri'den bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Konya'ya hatta İstanbul'da Halkalı'ya kadar ulaşabilecek. Ülkemize yakışan projeler bunlar. İnşallah Kayseri'de böyle değerli projelerle bulaştırıp biz de Kayseri'ye gelip keyifle bunları kullanacağız ve Kayserilerin yorumlarını alacağız. Buradaki çalışmalarımızı Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımızla görüştük, konuştuk, onları dinledik. Onlara gerekli bilgileri Sayın Bakanlarımız yaptıkları çalışmalara bildirdiler. Onların istek ve ihtiyaçlarını dinlediler. Ve biraz önce bahsedildiği üzere zaten çok güzel, çok modern olan sevgili Kayseri'mizin, Anadolu'da seçkin bir yer olan Kayseri'mizin daha da modern, daha da güzelleşmesi için yapılması gereken çağdaş, modern ne kadar proje varsa bunların hepsinin gerçekleşmesi için büyük bir gayret içinde çalıştığımızın bir kez daha buradan ifade ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bakanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Mevcut imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle Kayseri'nin çok daha ileri düzeylere gelmesi için çalışmaları sürdürüyorlar. Kayseri tarihiyle, kültürüyle, insanıyla gerçekten çok mümtaz bir yere sahip. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızın çok ötesinde yapmamız gerekenler olduğuna inanıyorum ben. Burada sabah saatlerinde birlikte yaptığımız ziyaret sırasında 12. Hava Üst Ulaştırma Komutanlığı'ndaki çalışmalarımızda da gördük ki gerçekten bizim buradaki işçilerimiz, mühendislerimiz, askerimiz, sivilimiz omuz omuza çalışmak suretiyle
gerçekten çok büyük işler yaptılar, yapacaklar. Orada Airbus firmasıyla yapılan bir anlaşma protokol çerçevesinde A400M stratejik ulaştırma nakliye uçaklarımızın bakımları yapılacak, fabrika seviyesi bakımları yapılacak ve bunlarla alakalı, bunlarla ilişkili, direkt veya dolaylı ilişkili konularda da bir takım hazırlıklar, bir takım çalışmalar yapılıyor, üretimler yapılıyor ve bunlar sadece bizim silahlı kuvvetlerimizin yahut ülkemizin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de ihraç edebileceğimiz konular. Bu çalışmalara ilişkin zaten Kayseri'mizin, buradaki çok değerli halkımızın kültürü, hafızası buna son derece müsait. Bildiğiniz gibi 100 yıl önce kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında tayyare yapılmıştır, uçak yapılmıştır. Hatta bunlar ihraç dahi edilmiştir. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda ve asker sivil ayrımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle mevcut kapasiteyi, savunma kapasitemizi, savunma sanayi kapasitemizi çok daha ileri gelene götüreceğimize ben inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde, desteğinde, teşvikiyle şu anda %70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini çok açık ve seçik görüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza ben inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarıyla alakalı çalışmalar her anlamda çalışılmakta, gerekli projeler yapılmakta. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın teknoloji bölümü ve TÜBİTAK bölümüyle bu çalışmalar, projeler yürütülmekte. Ve burada hiçbir şekilde bir komplekse kapılmaksızın, yaparım, yaparım, yapamam demeksizin, herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksızın, biz yapabiliriz diyerek, yapacağız diyerek, bugüne kadar çok şey yaptı bu millet, Kayseri. İnşallah bundan sonra yapacağız. Ülke genelindeki bu savunma sanayi konusundaki seferberliğin çok etkili bir şekilde, çok yoğun bir şekilde Kayseri'de de yansıyacağının şimdiden açıkça ben müjdesini vermek istiyorum. Ve bugüne kadar yaptığımız bu çalışmalarla, önümüzdeki dönemdeki yapacağımız çalışmalarla inşallah Kayseri çok daha ileri gidecek ve Kayseri ile birlikte ülkemizin bir bütün olarak genelinde ve Silahlı Kuvvetler bölümüyle de Silahlı Kuvvetler çerçevesinde savunma sanayinde çok faydalı işler yapılacağından hepimizin bilgisi var. Zaten Kayserilerin psikolojisini, kültürünü, anlayışını göstermesi bakımından en önemli örneklerden biri Aspilsan. Bildiğiniz gibi 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında bütün Kayseri ayağa kalktı. Komando Tugay için neler yapılabiliriz diye gayretler gösterildi. Herkes karınca kararınca neyi var neyi yok ortaya koydu. Ve bu çalışmanın sonunda da bu düşüncenin, bu yaklaşımın devamında da işte bu Aspilsan kuruldu. Ve dolayısıyla bu ve buna benzer yaklaşımlarla inşallah kimseye muhtaç olmadan, namerde muhtaç olmadan ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü ve savunması için ne yapılması lazımsa bunların öncelikle, evvel emirde kendi başımıza milli ve yerel olarak yapmak durumunda olduğumuzun bilincinde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ve burada yine iftiharla söylemek isterim ki hiçbir ayrı gayrı olmaksızın bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği rahatlık ve esneklik içinde bakanlıklar arası sıkı böyle koordinasyonla omuz omuza sağladığımız sinerji çerçevesinde hiçbir engel tanımadığımızı, bunların hepsine inşallah yeneceğimizi ve bunun sonunda da hem Kayseri'mizin hem de bir bütün olarak ülkemizin çok daha müreffeh, çok daha modern, sanayide çok daha gelişmiş şekilde her türlü ihtiyacımızı karşılayacağımızı da buradan belirtmek istiyorum.